Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 446. sayılı kanunun 18. maddesi için partimiz adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle bireysel emeklilik sistemine irade dışı dahil edilmeyi düzenleyen bu mevzuatın iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşların zorla tasarrufa yönlendirildiği dönemler genellikle ülke sınırlarını aşan savaşların olduğu dönemlerdedir. Ekonomi idarecileri bilir. Zorunlu uygulamalar serbest ekonomi atmosferinde aslında birçok sorunlar yaratır. Tasarruf oranlarının artması tabii ki arzu edilen bir gelişme. Ancak bizim gibi nüfusunun büyük kısmı dar gelirli olan bir ülkede zorla tasarruf yapmak demek, sofrandaki ekmeği de azalt demektir. Ekonomiyi toparlamak için zaten karbonhidrat ağırlıklı beslenen vatandaşlarımıza proteinini tamamen unut diyorsunuz. Ekonomiyi toparlamak için Türk milletinin sağlığını bir kenara atmak üzeresiniz. Zaten prim, harç, fon ve türlü vergilerle Türk milletini boğazına kadar sıkmış durumdasınız. Fabrikalar girişimcilere değil, resmen AKP hükümetine çalışıyor. İnsanlarımız 4 dönüm tarla ekiyor, AKP hükümeti olarak yarısına ortakçı oluyorsunuz. Vatandaş bir depo benzin alacak, deponun yarısı benim edasıyla pompanın başında vatandaşı bekliyorsunuz. Kıt kanaat geçinen insanları önce refaha erdirin, sonra tasarrufa özendirin. Vatandaş ısıtamadığı evinde ekmek, makarna ve çay ile karnını doyurmaya çalışıyor. Siz de bu insana kalkıyor, aşırı vergi, bireysel emeklilik sistemi ve genel sağlık sigortası gibi zorunlulukları dayatıyorsunuz. Daha yeni sağlıkta katkı paylarına %60 zam yaptınız. Bu adalet mi? Hiç mi duymuyorsunuz? Hiç mi görmüyorsunuz bu insanları? Ekonomi yönetimine seslenmek istiyorum. Umarım ekonomimizi uluslararası finans ve ekonomi toplantılarının yapıldığı New York, Londra, Dubai ve Paris gibi şehirlerden değil de Anadolu'dan bakarak yorumlarsınız. Manhattan'daki havyarlı, biftekli yemekler eminim güzeldir. Ancak siz yine de sini üzerinde yemek yenilen yer sofralarını hatırlayın lütfen. Muhterem Türk milleti, beyaz bir yaprak olarak gördüğümüz ve güzel umutlar beslediğimiz yeni yılın ilk dakikalarında yüreklerimizi yakan bir terör eylemiyle maalesef karşı karşıya kaldık. Bugün de İzmir. Türk milleti olarak gencecik insanların hayallerini yakan kahpe terör örgütlerini lanetliyoruz. Millet olarak bizim lanetleme hakkımız var. Ancak AKP hükümeti olarak artık lanetlemeyi bırakarak ülkemizi koruyacak ön alıcı faaliyetlerde bulunmanız gerekir. Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli uzun süre önce terörle nasıl mücadele edeceğini açıkladı. Türk milletine yaraşır bir şekilde ve samimiyetle terörle mücadele etmek istiyorsanız kulak veriniz. Bakınız liderimiz ne diyor? Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamazsınız. Klasik tedbir ve güvenlik politikalarının yanında teröre tam sağ pres ve baskı kurulmalıdır. Bütün milli güç unsurlarına sorumluluk seferber eden bir strateji ortaya konulmalıdır. Ülkemizdeki bütün unsurlara görev yükleyen terörle mücadele siyaseti oluşturulmalıdır. Ayrıca sorunun hem içten hem dıştan alabileceği bütün desteklerin kesilmesi için diplomatik mücadele eylem planı oluşturulmalıdır. Güvenlik kuvvetlerini yeni şart ve durumlarla uyumlu olarak eğitecek, donatacak ve yönetecek teröristle mücadele, taktik, eğitim ve icra programı uygulanmalıdır. Sonuç olarak her şeyin çözümü liyakatlı atamalardır. Amacımız eğitim, eğitim ve yine eğitim olmalıdır. Yüce Türk milletini saygıyla selamlıyor ve son olarak tüm dünyaya ilan ediyorum ki birlik ve beraberliğimizi asla bozamayacaksınız. Çünkü Türk milleti hiçbir zaman yıkılmamıştır ve sizler de yıkamayacaksınız. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.